kaliteli olsun, sürekli uzun süre kullanabileyim diye her zaman orijinalini kullanmayı tercih ediyorum. Genelde bozuluyor, ben de gidiyorum sahtesini alıyorum. Ne kadar alıyorsunuz? 10 lira, 20 lira. Arabaların torpido gözlerinin üstünde kalorifer peteklerinden ve güneş ışıklarından doğrudan uzak bırakmamız gerekiyor. İzmir'deki yangın cep telefonu bataryalarını bir kez daha gündeme getirdi. Zira o bataryalar artık hayatımızın her yerinde. Peki patlamamaları için neler yapmalıyız? Batarya, şarj kablosu ve adaptör alırken orijinal ürün tercih edin. Ya da yan sanayi ürünlerde ise orijinale yakın kalitede olanları kullanın. Uygunsuzluk olduğu için hem cihazı bozuyor, hem şarj adaptörünü bozuyor, hem de insana zarar veriyor, mala zarar veriyor. Telefonunuzu şarja takılı bırakıp uyumayın. Şarj işlemi bittikten sonra adaptörü çekin, cihazlarınızı sıcak ortamlardan da uzak tutun. Daha uzun süreli olacağını düşünüyorum. Çünkü yan sanayiler bozuluyor. Ondan sonra yani zaten telefona da zarar. Orijinal kullanıyordum, bozuldu. Ondan sonra mecburen sahte aldım. Neden? Çok pahalı. Orijinalini alsak bile yani sanki yan sanayi gibi geliyor. Yani pek şey yapmıyor. Güvenemiyor musunuz? Güvenemiyoruz. Bakın elimizdeki bir telefon en az 4000 lira. Ama biz bir satıcıya gidiyoruz, 10 liralık şarj kablosu, 5 liralık şarj kablosu istiyoruz. Kaliteli bataryalarda aşırı yüklenmeyi ve ısınmayı önleyen elektronik bir devre bulunuyor. Bu devre yoksa bataryanız tehlikeye davet çıkarıyor demektir. Bakın şuradaki elektronik devreyi görüyor musunuz bataryanın içerisinde? Evet, orada bir elektronik hemen devresi var. Bakın şunun içerisinde bir elektronik devre var. Bakın bu devrenin amacı bataryayı korumak. Şunun etiketini yeni söküyordum. Hatta şöyle bir bakalım. Elimize ne çıkacak? Gördüğünüz gibi bakın bu kameranın huzurunda ben bunu söktüm. Hiçbir defa söktüm. Elektronik devre yok. Sadece içinde koruma adına. Sadece ve eksisini vermiş. Şuraya da bir tane sünger vermiş bakın baskı yapması için. O kadar para verip de telefonun zarar görmesini istemem.